Gel, plakanı al, cezanı öde, öyle ülkene dön diyorlar. Dede Haç'tan merhaba. Nasıl açılış? Güzel açılış. Bir önceki videoyu izleyenler, yani Zagreb videosunu izleyenler aslında orada belki fark etmiş olabilir. Biz bir an konuşurken çok pis gaza geldik. Ya Yunanistan olsam olmasam falan derken yolumuzu bir 300-400 kilometre belki uzataraktan çıktık. Dede Haç'a gelelim. Bugünü ülkeye, burada geçelim. Ülkeye girişten önce son bir böyle... Hani toparlanma, efendime söyleyeyim. Dinlenme. Yani çünkü bizim buraya gelme nedenimiz şu anda şu. Burada herhangi bir tarihi gezi yapmayacağız. Herhangi bir tarihi noktayı ziyaret etmeyeceğiz. Yiyeceğiz, içeceğiz. Dinleneceğiz. Birazcık böyle dinleneceğiz. Ondan sonra da... Jumbo'dan, Lidl'dan alışveriş yapacağız. Alışverişimizi de yaparız. Sonra da yarın evimize doğru devam edeceğiz. O taraftaysa da o tarafa doğru gidelim. Şimdi zaten... seni bu tarafa alayım ya. Şöyle devam edelim. Zaten Dede Haç dediğiniz zaman çok tarihi olarak gezilecek bir şey de çok olan bir şey değil. Zaten aslında teknik olarak çok tarihi bir yerde değil burası. Buranın kayıtları ile ilgili kısa bir özet geçmek gerekirse 19. yüzyılda Osmanlı tarafından burası şey olarak geliyor. Bir balıkçı kasabası olarak getiriliyor. Kurulan bir yer aslında. Hani balık ticareti artsın İstanbul'a falan gibisinden kurulmuş bir yer. Kırmızı ışık. Evet, bekleyeceğim. Geçeceğiz şimdi. Ha tabii biraz böyle şey var, hani Dede Haç'tan sonra ismini Aleksandropolis çevirmelerinden dolayı falan, hani şey işte aslında İskender ilk seferini buraya yaptı falan gibisinden şeyler var da öyle bir resmi kayıtta onlarla ilgili yok. Bu da ekstra bir bilgi. Yani ilk aman bilinen kayıt olsun. Aman bırakma insanları. İlk bilinen kayıt yani bununla ilgili. Ayrıca buraya Aleksandropolis Bully diye anlatan Türk arkadaşlara da gıcık oluyorum. Buranın bütün her yerde çevre, ülkelerde çevre, yerlerde de adı Dede Haç'tır. Çünkü Dede Haç eski ismidir. Şekil şükür yapmayın yani. Bir buna bir de şeye... Bu gereksiz yükselmeden sonra... Bir buna çok gıcık oluyorum. Bir de şeye... şeye gittikleri zaman... Croatia diyorlar ya, Hırvatistan'a gittikleri zaman. Croatia'ya gittik. Ne alakası var oğlum Hırvatistan işte? Sanki adı yok sende. Ya çok yükseldi. Ya o kadar tatil yaptık, gevşedik. Sen dur. Niye şu an bu kadar yükseldin? Burayla ilgili konular olunca öyle yükseliyorum. Aa, çocuk kendi kendine yükseldi. Sakin neyse. Olalım. Evet şu an böyle şeylerden bahsetmiyoruz. Dede Haç'a neden gelir? Birincisi, ilk yurt dışı seyahati yapmak istiyorum. İlk defa yurt dışı seyahate çıkacağım. Şöyle adımını sınırdan böyle attın. Hop. Yordun. ne yapacağım, korkuyorum, tecrübe etmek istiyorum diyenler için biçilmiş kaftan. Çünkü neredeyse herkes Türkçe konuşabiliyor burada. Sınırdan çıkar çıkmaz, çıkıyorsun sadece, sınırdan çıkıyorsun ve buradasın. Onun için gelir, deniz tatili için gelir, evet. Güzel yüzmek için gelir. Yani bizim şu anda bulunduğumuz mevsim gibi de böyle yüzmeye güzel gelir. Keyifli plajları deniz... ünlü, yani bir sürü plaj tarafında beachler, onlar bunlar şunlar şeyler yok, var, otellerde bir şey var. Var ya? Belki bir şeyler dökmüşsündür. Ben kamerayı az önce düşürdüm de. onun için gelinir. Güzel deniz ürünleri yemek için gelinir. Ha şöyle bir sebeple gelinmez artık buraya. Hani ya Türkiye çok kalabalık oldu. Şimdi bayram tatili geleyim de şey Dede Haç'a gideyim. Dede Haç'ta bir tatil yapayım diyorsanız olmaz. Burası ufacık bir kasaba. Burası zaten deli gibi kalabalık oluyor. Bu fikirle gelen bir sürü insan var. Yani öyle bir plana girmeyin. Gümrükten bizim geçtiğimiz gibi 7-9 saatlerde falan geçersiniz. Felleğiniz şaşar yani. O dönemler hiç bence tercih edilmemesi gereken yerlerden bir tanesi olabilir. Olabilir. Biz şimdi burada 3 tane falan durağımız var herhalde. Yeme içme durağı. Birincisi dondurmacıya gideceğiz. Buranın meşhur bir dondurmacısı var. Bir tane börekçi var. Bir o börekçiye gideceğiz. İki tane börekçi var. Biz bir tanesine ama gideceğiz onu söyleyeyim. Diğer börekçinin de adını yazarım ben aşağıya. Adlarını hatırlamıyorum bu arada. Bir de akşam yemeği için balıkçı. Bir balıkçı var. Meşhur bir balıkçısı. Nisia Kato. Bilmiyorum. Öyle bir şey. Nisia. Bir de orası var. Biz oralara gideceğiz. Ondan sonra sabah kalkıp buradan devam edeceğiz. Burayla ilgili komik olan şey şu. İstanbul'da bazen sağda solda broşürler görüyorum. Dede Haç
Lidl ve Jumbo turu diye. Evet. Bak hani alışveriş turu değil. Lidl ve Jumbo turu. Bir Instagram'da falan da reklam olarak çok çıkıyor. İşte 39 euroya alışveriş turu da götürüyoruz. Alışveriş turu. Alıyorlar size burada buraya getiriyorlar. Lidl, Jumbo dolaştırıyorlar. Hadi bir de bir belki tavuk döner yani. Ama bir şey söyleyeceğim. Buranın Jumbo da Jumbo yani. Evet. Büyük. Avrupa seyahatinde neye şey yaptım biliyor musun? Güvercinlere de bir ufak gıcık oldum yani. Birader sen uçuyorsun niye? Neyse. Neyse. Yani bu dede ağaçla ilgili de bunu da söyleyeyim. Mesela dede ağaçla otoparkla ilgili vesaireyle ilgili bir sıkıntı yok. Yunanistan'da genel olarak çoğunlukla böyle otoparkla ilgili bir sıkıntı yaşamazsınız evet. Bu arada. Ama dede ağaçla böyle çok kalabalık zamanlarda böyle saçma sapan yerler araba park ediliyor. Ve polis de ceza kesse de kimse ödemiyor. Yani özellikle biz Türkiye'den gelenler ödemediği için şöyle bir çözüm bulmuşlar. Plakanı söküyor. Senin plakanı alıyor. Diyor hadi ki, bakalım git gidebilirsin diyor. Gel plakanı al cezanı öde öyle ülkene dön diyorlar. Hani aklınızda bulunsun burayla ilgili böyle bir konu var. Evet, anlat burayı bize Güldeniz Hanım. Nedir burası, ne için geldik, nedir? Evet, Dede Ağaç'ta en güzel dondurmayı yemeye geldik. Bunun içinde hemen sahilde diyeceğim de upuzun bir sahil var. Nasıl ya Dede Ağaç'ın her yeri birbirine yakın. Sen konumu eklersin konum buraya. Eklen. Adı İtalus. Alexandro Polis. Galateria, İtalus. Upuzun bir ismi var da. Galateria, İtalus, Alexandro Polis. Yes. İki tane sanırım dükkanı var değil mi buranın? Ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Burada galiba meşhur iki tane dondurmacı var. Onlardan biri ha, bu. Ha tamam. Dondurmalar güzel. Buraya geldiniz var. Zaten keçi sütüyle yapılıyor. Keçi sütüyle. Keçi iğne karışımı. Çok sadece keçi ağır. Öyle miydi? Öyleydi. Keçi iğne karışımı. Güzel bir dondurması var. Geldiğiniz zaman uğrayacağınız zaten yerlerden bir tane. Zaten buraya geliyorsanız, Dede Ağaç'a geliyorsanız zaten uğrayacaksınız buraya. Kaçışı yok. Öyle bir yer. Dondurmalar bu arada güzel. 4 evet. Top 6 euro. Bu da şu anki fiyatla 4 topa 6 euro verdik. Ben kapta yiyorum. Çok güzel böyle küllahları var. Bayağı da büyük yani. Baksana. Aa üstüme damlıyor. Üstüme damlıyor. Düşsün. Eriyor dondurma. Dur biz bunları yiyeceğiz. Yemeye başlayalım da ben şey söyleyeyim. Böyle çok güzel küllahları var. Benim küllahta yememem sebebi bıyığıma çok bulaştığı için yiyemiyorum. Bütün tatil boyunca bıyıklar uzadı. Ama bütün sakalı saçı hepsi birbirine karıştı. O yüzden siz bence kesin küllahta yiyin. Evet. Sonra da pilavımı anlat. Aa çirkin. Hadi kapattım bu bölümü. Evet. Okuyorum. Hazır mısın? Nisio Tico. Onu da yanlış okuyor olabilir. Onu da yanlış okuyor olabilir. Ben de okuyamıyorum. Nisio Tico. Yani geldi. Siparişlerimizi verdik. Gelmesini bekliyoruz. Bu uzoyla da ilgili, özellikle şu uzoyla ilgili de benim gönül bağım oluştu. Midilli videosunu izleyen varsa, biz bunun fabrikasına gitmiştik. Fabrikasında bana bunu hediye etmişlerdi. Orada bir Türk aileye, orada çeviriyle ilgili anlatan çocuğa yardımcı olduğum için bana bundan hediye etmişlerdi bize bundan. Böyle bir gönül bağım oldu buna karşı. Artık Afroditçiyiz. Barba yani Afroditçiyiz. Gildin şey yaptı. Babanın evinde de zaten uzo içiyordun. Allah'ım Bursa olsun dedi bana. Bak diyor, hala diyor. Benim bir şey değil. Bu son. Yani 70 euro. Yedik, içtik. Günahımız burada. 70 euro. 70 euro ne kadar ediyor ya? Yani 35 ile çarptık. 2100 lira. 2100 ile çarpmasın, 30 ile çarpmış. Tamam neyse. Çok. 4 ile çarp, 2800 ile. 2800. Şimdi baktığın zaman Yunanistan standartına göre çok pahalı bir fiyat. Evet bu arada öyle. Ve yani çok pahalı değil mi de pahalı. Pahalı bir fiyat ve hani değer mi?
Şöyle, ben kalamardan çok memnunum. Yani deniz ürünü özellikle yemeğe geldiğimde kalamardan memnun kalmadım. Bir defa porsiyon hiç Yunanistan'ın değilim. Onun dışında hani cacık istana zaten Lidl'dan bile alsan aynı. Aynı, güzel aynı çıkıyor tat. Zaten yani. Güzel. Onun dışında yedim hani salata falan güzeldi. Ya benim önerim güzel bir şeydi ya. Güzel bir mekanda oturmak istiyorsanız güzel bir yer. Gelin oturun, keyifli bir yer. Ama muhtemelen burada dahi herhangi bir sokakta bulup bulduğunuz ilk bir taverneye girseniz bundan daha kalite, daha güzel şeyleri yarı fiyatına yersiniz. Yersiniz. Yani yarı fiyatı dediğimde belki %30 daha az. Tamam. 40 euroya yersiniz, çıkarsınız yani. Yani öyle diyeyim yani. 35 euro yemezsen ama. Hadi 50 olsun. Yani değer mi? Bence değmez. Ama bak burada artıran şeyler bir 17 euro Afrodit Barbara'ya. Evet yani gösteremedim de. Afrodit'in 17 euro olması. Bak bir şey söyleyeyim. Afrodit'in 17 euro olması. Uzo'nun da 17 euro olması. İçki fiyatı bende biraz pahalı. Yoksa diğerleri normal. Ya onlar çok pahalı. Çünkü yani bunlar zaten aslında böyle yapalım. Allah böyle alkol fiyatı Yunanistan'da pahalı olan bir şey. Zaten deniz ürünleri falan zaten pahalı değil de alkol fiyatları pahalı olan bir şey değil. Burada yani ne bileyim Afrodite 17 euroya yazılması 20 euro. Çünkü şeyde. Afrodite bir tık daha pahalı bir yazılım ama en fazla bence 10 euro falan yazılım. Tabii canım şimdi fabrikadaki satışta da hatırlıyoruz bir tane satıyorum 2.5'tu diğeri 3.5'tu. Hani yani öyle çok bir fiyat farkı yoktu. Diğer taraftan yani Plomari'de 10 euro değildi hiçbir yerde. Bu arada dışarıda kaç tane yerde işte hiçbirinde böyle bir şey fiyat çekmiyorlardı. Şey için. Yani biz alkol onun dışındakiler evet normal ama alkol yani 27 euroluk fiyat orada biraz fazla. O bir ha, bizim evet bu şeyde toplam 70 euro bir işte şey 2.30 çarpı 2 4 60 hani kuver gibi öyle düşünün. Onun dışında alkolü verdiğimiz 17 artı şey ne kadar? Ha diğer uzada o 27 euro sadece alkol 70 euro içerisinde. Yani bunu Yunanistan'da vermezsiniz normal şartlarda. Evet, onu ben söyleyeyim. Ben ilk defa bu kadar uzaya para verdim. Dondurma veriyor mu? Tamam. Neyse bak ikram. Neyse bu ikram yani burada gönlünü almaya çalışıyorlar ama dediğim gibi güzel biraz daha bir tık şık bir mekanda biraz daha rahat etmek istiyorsanız gelebilirsiniz ama rezervasyon şart. Tabii tabii. Onun haricinde bence çok pahalı yani. Bu arada size de söyleyeyim rezervasyon çok kolay sitesine giriyorsunuz hemen oradan İngilizce de doldurulabiliyor. Mail at yani dolduruyorsunuz mail gidiyor otomatik size oradan hani önce bir konfirmasyon maili geliyor ondan sonra da eğer yer uygunsa sizin istediğiniz tarihte online maili geliyor bu kadar. Yani evet tekrar diyorum burası biraz lüks bir yerdi fiyatları da değil ama yani hani lüks değildi hani yani genel olarak lüks olarak sayılan bir yerdi fiyatları ona göre ama bence Yunanistan standartına göre yüksek yani onu da söyleyeyim aklınıza bulunsun. O zaman biz tatlılarımızı yiyip sizle yarın görüşmek üzere. Günaydın. Dede Ağaç'taki ikinci günümüz. Şimdi börek yemeye gidiyoruz. Bakalım. Artık inşallah bugün yeriz. Dün yiyemedik. Yani bu saatte vardır herhalde. Vardır vardır. Bu saatte gidip bir böreğimizi yiyelim. Sonra bir alışveriş turumuz. Tabii alışveriş turumuz başlasın ondan sonra. Şöyle bir Lidl'a uğrarız. Lidl'dan alacak bir şeyimiz var mı yok mu bilmiyorum ama gelmişken bir tur atarız. Bir iki bir şey alırız belki. Lidl'a ama boş vereceğiz. Asıl alışveriş yeri Jumbo. Jumbo için çok heyecanımızın da Jumbo'dan nasıl ne alacağız? Ben onu bilmiyorum. Ben Jumbo'yu gezmeyebilirim. Bakacağım biliyorsun ben zaten bir şey de almıyorum oradan. Jumbo'ya da bak bitmiyor ki arkadaş. Geçen sefer geçerken çok yorgunduk, saati kaçırıyorduk falan diye çok da durmamıştık Jumbo'da. Hızlı hızlı geçmiştik, iki katlı falandı. Bugün artık bir tur atarım. Bilmiyorum belki bir frappe makinesi alırım kendime. Biliyorsun ben hep frappe. Yunanistan'a her geldiğim zaman şey yaptım. İçselleştirdiğim frappesiz yapamam. Ya ama en güzel içtiğim frappe neredeydi? Bulgar'da. O komikti ya.
Kadına frappe istedik, dün anlattı Güldez böyle. O Bulgarca konuşup, ben Türkçe konuşaraktan anlaşmaya çalışıp frappe aldım kadından ama frappe. Bazı suların daha fazla kahve tadı oluyor. Frappe olalım, böyle bir şey görmedim. Neyse, o zaman börekçiye. Börekçide görüşürüz. Açalım. Evet Güldeniz Hanım, anlatın. Ne aldınız? Evet, bir tane peynirli, bir tane şu kremalı, bir de ıspanaklı aldık ve bir de ayran. Türkiye'de sipariş etmiyor ayranı. Gerçekten verme. Burada ayran sipariş. Burada Hüseyin'in ayranları keyifli geliyor. Bunların dördü toplam 7,5 euro tuttu. Evet. Yani herhalde 2-2,5 gibi fiyatı var. Diğer Avrupa ülkelerinden sonra çok ucuz geliyor şu anda gerçekten ya. Ha biz biraz fazla söylemiş olabiliriz. Evet, çünkü yani denemek istedik. Yani şu kremalıdan hiç yememiştim. Buranınki çok güzelmiş, denemek istedim. Yoksa diğerlerini biliyorum. Diğerleri bir şeydi ama hani dikkatli olun yani, her bir börek büyük. Evet. Paylaşımlık. Paylaşım. Yani zaten Yunanistan dediği şey gerçekten kalabalık gelinmesi gereken bir yer ya. Yani. Ben şöyle sen konuşurken gizli gizli bir fotoğrafını çekecektim. Parçalardan biri gitti. Anam yandım, yandım. Yeni çıktı bu arada. Neyse biz bunları yiyelim. Sonra devam edelim. Evet. Şimdi böreğimizin kalanını da aldık. Arabaya gidiyoruz. Yiyemedik yani. Yiyemedim. Çok geldi. Bir tane börek neredeyse tamamen duruyor. Datlı olan. Tatlıyı sevenler için bu arada muazzam evet. Bir şey de ben hani kahvaltıda ben çok tatlı yiyen bir insan değilim. Sevmiyorum çok kahvaltıda tatlı. Üzerine de döktürmedik ama pudra şekeri ve tarçın falan da ekliyorlar. Aklımda daha da olsun. Şeker yani hani. Tarçın dengeler şekeri. Ya tarçın dünyanın evet. En kötü şeyi. Buradan tartışma başlatmak istemiyorum ama tarçın olmasa da olur. Tarçın hayata kattığı bir şey yok. Neyse biz buradan da burayı da bitirdik artık. Şimdi marketlere geçeceğiz. Oradan da gümrüğe doğru, sınıra doğru ilerleyeceğiz. Abi inşallah güzel geçeriz. İnşallah. Tek merak ettiren en şey... En son Yunanistan'dan Edirne'ye 7 saat mi ne geçmiş? Ya da 9 saat mi? 9 saat gidiyor hatırlıyorum öyle ben ama. Öyle yani. 7'den sonrası önemli değil. Önemli değil tabii canım, o saatten sonrası önemli değil. Ve böyle şey, ikimiz birden eve gidip hiçbir şey yapmayıp lak diye bayılarak uyumuştuk. Çok acayipti. O zaman... Haydi devam. Devam. İçerideki 1 milyon Türk'le birlikte Jumbo geziyor. Şöyle söyleyeyim size ne kadar olduğunu. 4 tane otobüs var Türk plakalı. Şöyle gelsin. Yürü. Otobüs mü var? 4 tane otobüs görmüyorum. Hep bireysel arabalar gördüm binek araçları. Ben gösteririm şunu bir. Otobüsle insan gelmiş. İçerideki Türk plakası sayısını Türkiye'de bir Carrefour'da göremezsiniz. Arada bir Suriyeli falan çıkabiliyor oralarda. Öyle bir yer şu anda burası. Evet, hızlıca dolaşıp çıkacağız. Hadi o zaman. İnşallah Lidl biraz sakindir. Bir de kalabalık şu anda. Evet. Kardeş, saat 11. 11 değil, 12 saat ya. 12. Aa benim saatim şeyde Türkiye'de almamışım hala. Tamam, hadi hızlıca tamam. Gezelim ve çıkalım. Çıkalım hadi. Türkiye çeker kapat. Evet, şimdiye kadarki en hızlı. En hızlı ama. En hızlı. Sınır geçişlerimizi yaptık. Araç beklemedik yani öyle söyleyeyim. Araç beklemedik. Her girdiğimizde ilk araba bizdik yani direkt. Total herhalde geçmemiz 5 dakika sürdü yani evet, iki sınırı. Evet kontrolde hani çok bir şey de kontrol etmediler. Gerçekten en hızlı geçişimiz oldu. İnşallah bundan sonra bütün geçişlerimiz böyle olur. Amin. Amin. Bu arada yani şu anda... Öbür tarafa doğru gidişte birazcık bir yoğunluk var. Bizim şansımıza kimse şu an hani tatilin sonu yani tatilin başlangıcı olduğu için
kimse bu tarafa gelmiyor. Bizim avantajımız buydu. Hava biraz yağmurlu. Türkiye'ye hoş geldik. Hoş geldik. Biz artık gezimizi burada bitirmiş oluyoruz. Güzel bir geziydi. Siz de bize bu gezide eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Evet. Hepsini izlediğiniz düşünüyorum yani en azından izleyenler için. İzlemeyenler için de izlesin. İzledik deyin geçin. İzledik deyin geçin. Toplam 12 ülke, 22 şehir, 16 gün, 5500 kilometrenin üzerinde. 6000 olacak eve varana kadar. 6000 kilometre falan olacak. Böyle bir seyahat. Çok güzel seyahatti. Evet. Bu gezideki en büyük teşekkür bana. Sana. Ya insan olarak değil, en büyük teşekkür tartışmamız arabamıza. Evet. Canımız Subaru'muza, evimiz oldu, çalışma alanımız oldu, yolu arkadaşımız oldu. Yani bizi hiç üzmedi. Hiç sağ üzmedi sağ olsun. Onun haricinde bir de gümrük memurlarına ya. Ya çok tatlı. Onlara mı teşekkür, teşekkür ediyorsun? Çok da güzel geçti yani bütün gümrük memurları çok iyi geçti. Evet. Başka vallahi güzeldi ya diyecek bir şeyim kalmadı. Umarım daha iyi gezileri siz yaparsınız. İnşallah yapın. Hani vakit bir şekilde yaratın, kaçın gidin bence. Bundan sonraki videoda geziyle ilgili harcamalar, detaylar, şunlar, bunlarla harcamalar ilgili detaylar. Harcamalara hiç bakmadık. Bakacağız. Ne hepsini, oldu ne bitti hiç bilmiyoruz. Onların hepsini paylaşmış olacağız artık bir sonraki videoda. Diğer maddi detayları. Ya bir çıkaralım bakalım günahımız neymiş bu seyahat boyunca. Öğrenmiş oluruz. Ben şimdi şey düşünüyorum. Şu an tabii insanlar videoları izledi ama ben daha videoları yapmaya başlamadım. Ha, sen bunu yani nasıl yapacaksın? 500 GB'a yakın. Görüntü var elimde. Hard diskim neredeyse dolu ki daha bunu boşaltmadım. Bu da doldu yani şu an ben kameradan, ekrandan görüyorum. Bu da doldu. Yani bir 600 GB falan görüntüm var. Hayırlısı. 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 Gerçekten hayırlısı. O zaman bir sonraki gezilerde görüşürüz.